Mavi balina olayından sonra Momo kabusu tüm gizemiyle dünyada yayılmaya devam ediyor. Çoğu kişi arkadaşlarını korkutmak için bu fotoğrafı kullandı. Ancak fotoğrafın gerçek kökenini bilmiyorlardı. Fotoğraftaki gizemin hikayesi Facebook'ta sahibi belirsiz bir kullanıcının korktuğunu ve yardım için aşağıdaki numaradan kendisine ulaşabileceğini belirttiği paylaşımıyla başladı. İlgili telefon numarasını küçük çocukların eklememesi için bu videoda paylaşmıyorum. Ancak gerçekten Momo ile irtibata geçmek isteyen kişiler olursa ilgili telefon numarasını kendilerine özel mesaj olarak iletebilirim. Telefon numarasını incelediğimizde ülke kodunun +81 olduğunu görüyoruz. +81 ülke kodu Japonya'ya ait. Telefon numarasını telefon rehberinize kaydettiğinizde ise popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta numarayla ilgili detaylara ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda numarayı eklediğinizde Momo ile doğrudan WhatsApp yoluyla irtibata geçebiliyorsunuz. Soluk bir cilt, fesat bir gülüş ve patlak gözler. Momo, sinemalara yeni girecek bir korku filmindeki karakteri andırıyor olabilir. Ama olay burada, gerçek hayatta geçiyor. Mesajlaşma platformu WhatsApp üzerinden yayılan bu yüzü giderek daha fazla kişi tanımaya başladı. Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunla olan benzerliği ise endişeye neden oluyor. Özellikle de Latin Amerika'daki yetkililer bu yüzün telefonunuzun ekranında belirip kullanıcılara meydan okumasına karşı alarma geçmiş durumda. Numarayı sadece test amaçlı olarak ekledik ve kesinlikle numarayı ekleyip kendisiyle irtibata geçmemenizi tavsiye ediyoruz. İrtibata geçmeniz ruh sağlığınız açısından tamiri imkansız durumları yaşamanıza sebep olabilir. Daha önceden Mono ile irtibata geçmiş kişiler ilgili kullanıcının hakaretine uğradıklarını belirtmişler. Başka diğer kullanıcılar ise Mono ile iletişime geçtikten sonra sosyal medya hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını söylüyorlar. Benzer durumdaki başka kullanıcılar ise tüm kişisel ve mahrem bilgilerinin internet ortamında aşağılayıcı bir şekilde paylaşıldığını belirtti. Mono ile yaptığımız görüşmede vahşi cinayet fotoğrafları tarafımıza iletildi. YouTube'un yasal politikası gereği bu görüntüleri paylaşmam mümkün değil. Ancak resimleri araştırdığımızda bu resimlerin internette bulunmadığını gördük. Ki bu da resimlerin ya kendisi tarafından çekildiğini ya da çok özel gizli bir kaynaktan temin ettiğini düşündürüyor. Meksika'da internet üzerinden işlenen suçları soruşturan polis birimi Momo'nun bir sosyal medya grubu olarak başladığını açıklıyor. Her şey bir Facebook sayfasında başladı. Bir grup insan yabancı bir numarayı aramak konusunda birbirlerine meydan okumaya başladılar. Birçok kullanıcı Momo'ya mesaj attıklarını ve geriye mesaj olarak şiddet içeren fotoğraflar geldiğini söylediler. Bazıları ise tehdit içeren mesajlar aldıklarını ve hatta bazıları da kişisel bilgilerin açıklanacağı konusunda tehdit edildiğini söylüyor. Ancak Momo oyunu tüm bunlara rağmen Latin Amerika sınırlarını çoktan aşarak ABD, Fransa ve Nepal'e kadar yayılmış durumda. İspanya polisi de konuyla ilgili devreye girerek sosyal medya kanalları üzerinden gelecek absürt oyun davetlerini görmezden gelme konusunda uyarıda bulundu. Tıpkı Meksikalı meslektaşları gibi İspanyol polisi de Twitter mesajları aracılığıyla konuyla ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyor. Polis, saçmalıkları görmezden gelin etiketi altında kullanıcılara Momo'dan uzak durma ve aptalca trendleri WhatsApp üzerinden yaymama konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor. Ancak tüm bu uyarılara rağmen Momo'nun ne olduğuna ve Momo'nun nasıl ortaya çıktığına dair halen kesin bir bilgi bulunmuyor. İnternet Momo ile ilgili içeriklerle dolu. Sosyal haber sitesi Reddit'te en çok okunanlar arasında WhatsApp kızı Momo kim ve nedir başlığı bulunuyor. Bu soruya aynı platformda verilen en popüler cevap ise şu şekilde. İspanyolca konuşulan ülkelerden birinden bir kişi Instagram'da bir fotoğraf keserek bununla bir WhatsApp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo'nun kişisel bilgilerine eriştiğini söylüyor. Momo ile ilgili kesin olarak bilinen tek şey Japonya, Kolombiya ve Meksika'da ülke uzantılı 3 ayrı numaranın oyunla ilişkilendirilmiş olması. Kullanılan fotoğraf ise Japonya'da sergilenen bir fotoğraftan elde edilmiş. Artık Momo olarak bilinen bu korkunç yüz söz konusu sergide yer alan bir kuş kadın heykeline aitti. Vanilla Müzesi'nde 2016 yılında sergide görücüye çıkan Momo, etkinliğin en çok ilgi çeken işlerinden biriydi.
Birçok kişi onunla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı ve bu şekilde de Instagram'da yayıldı. Meksika polisi bu sırada bir kişinin Instagram'da rastladığı fotoğrafı kestiği ve Momo karakterini yarattığı görüşünde. Akıllardaki kaçınılmaz soru ise Momo oynamanın ne gibi tehlikeler barındırdığı. Meksika siber suçlar polisi tanınmayan bir numara ile mesajlaşmanın tehlikelerinin yanında Momo'nun olası tehditleriyle ilgili 5 ayrı başlık gösteriyor. Kişisel bilgileriniz çalınabilir, şiddet öven bir dil kullanılıyor ve kişiler intihara sürükleniyor olabilir. Kullanıcılar tehdit ve taciz ediliyor. Kişilerden zorla para elde edilebiliyor. Oyuna katılanlar depresyon ve kaygı ataklarına kapılabiliyor. Rusya merkezli Mavi Balina oyunu da kısa sürede dünyaya yayılmıştı. Momo oyunu halihazırda 2017'den bu yana birçok genç intiharı ile ilişkilendirilen Mavi Balina ile karıştırılmaya başlandı. Rusya'da yaratılmasına karşın Mavi Balina oyunu kısa sürede sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayıldı. Momo her ne kadar ağırlıkla WhatsApp üzerinden yayılsa da çocuklar arasında çok popüler olan sanal inşaat oyunu Minecraft'ta da bir oyun karakteri olarak görülmeye başlamış durumda. Sanal suç uzmanları bu tür mesajlaşma zincirlerinden uzak durmayı ve bilinmeyen numaralarla iletişime geçmemeyi tavsiye ediyor.